Günaydın. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Elif Naz. Şu an neredeyse yeni uyandığım için biraz fazla uykuluyum. Ama uyanacağım. Günaydın. Şu an daha ayım. Farkındaysanız daha iyiyim. Ve şekli muzlu sütümü içiyorum. Keşke içine birazcık şeker koysaydım ve keşke süt soğuk olsaydı. Ama olsun. Halen güzel. Bugün biraz büyük bir gün. Niye büyük? Çünkü yaklaşık 2 haftadır uğraştığım projenin sunum günü. Ve gergin. Aslında bugün benim günüm değil, proje sunum günüm değil. Ancak yarın il dışına çıkmam gerektiği için bugün sunmam lazım ve hocaları yakalamam lazım. Şu an bunu uğraşacağım. Şu an ne yapacağım? Şu an YouTube'u açacağım ve yavaş yavaş hazırlanacağım. Neden? Ben ne diyordum? Hazırlanacağım mı dedim en son? Şimdi muz sütümü içeceğim. Daha sonrasında kahve içeceğim. Şu an benim yine çalışmayı durdurdu bu arada. Kusura bakmayın. Bilmiyorum ne dediğimi şu an hatırlayamadım. Her neyse ben gidiyorum. Hazırlanmam lazım, yetişmem lazım. Saat ilerliyor arkadaşlar. Geç kalırsam hocaları kaçıracağım. Size yemin ederim videoyu ben başlatmadım. Kendi kendine başladı. Önce falan hazırım. Saçımı aynı şekilde bırakıyorum. Ufak bir makyaj yaptım. Gözlerimi kapatıcı sebebini ben sürdüm. Ve 2 tane dudak ürünü. Üzerime de bu yeni aldım tişörtü giydim. Bence çok tatlı bir tişört burada. Şu an böyle kalksam. Sweet Sour Mode. Arkası da açıkçası aslında aynı şey ama sadece daha büyük böyle. Şimdi çantamı toplayıp gideceğim. Çünkü dediğim gibi hocayı yakalamam lazım ve yakalayamazsam büyük patlarım. Ve böyle bir şey olmasını istemiyorum. Bu yüzden hızlıca çantamı toparlıyoruz. Bu arada kullandığım dudak ürünlerini de göstermek istiyorum. Çünkü bence çok güzel bir şey oldu böyle. Kombo tarzı bir şey oldu. İlk olarak bu L'Oreal Paris'in Glow Paradise 353 numarası. Bunu gerçekten geçen sene her yerde arayıp zar zor bulmuştum. Ve çok sevdiğim dokunlarımdan bir tanesi. Hafif sürdüğünüz zaman çok tatlı bir pembelik veriyor dudağınıza. Üzerine de bu farmasinin herhangi bir bilgi yazmayan pembesini, glossunu sürdüm. Ve böyle bir şey oldu. Çok güzel. Ne oldu? Bir şey bulamadım. Bayağı bekledim hem de. Bulamadım. Yarın trene gitmeden önce zaten kampüse gelmem gerekiyor. Çünkü trenin garına giden minibüsler kampüsten kalkıyor. Ve işte gara gitmeden önce bir daha deneyeceğim şansımı bu hocayı bulmak konusunda. Bulamazsam ne yapacağım bilmiyorum. Ama umarım yarın halledebilirim bunu. Sayı kampüs kor. Üfletsene. Oh. Sağ ol. Ama çok sıcak oldu bir anda.
Yemekhane çıkarken eridik. Ve arkadaşlarımızı beklemek zorunda olduğumuz için yemek de yemiyoruz ve açız. Selam sır. Ulan sadece AVM'ye giden otobüs var diye ani bir kararla AVM'ye geldim. Selam. Şu an çok komik duruyorum büyük ihtimalle yaptığım için. Bekleyin bir dakika. Böyle daha iyi oldu. Şimdi AVM'den eve döndüm. İki tane tişört, iki tane de çorap aldım. H&M'de üst denerken biraz kendime kızdım. Vücudumu ve kilomu beğenmediğim için. Neyse sonra eve gelirken ağladım. Sonra yolda bir tane papatya buldum ve her şey yoluna girecek mi girmeyecek mi şey yaptım. Böyle seviyor sevmiyor gibi. Her şey yoluna girecek çıktı. Buraya ay yazınca elimle kamerayı kapattım. Hani her şey yoluna girecek çıktı. Ama girecek mi bilmiyorum. Şu an gerçekten tek isteğim çarşamba günü gireceğim dil sınavını geçmek. Yani o sınavı geçip belgeyi alırsam her şey yoluna girer diye düşünüyorum. Hani ondan sonraki süreç bir şekilde hallolur ama o süreç benim için halen o süreçte olduğum için çok zor geçiyor. Zaten eve gelirken aslında ağlamamın bir sebebi de oydu. Çünkü kendimi çok hazır hissetmiyorum şu an. Korkuyorum. Bildiğim her şeyi o an panikten unutacağım diye korkuyorum. Son zamanlarda gerçekten çok yoğundum ve vermem gereken emek ve zamanı veremedim gibi hissediyorum dil çalışmaya. Bu yüzden bayağı görüyorsunuz bayağı kötü bir haldeyim. Hani bayağı değilim yine de kötü bir haldeyim. Yani çok da iyi değilim mental olarak bu konularda. Şimdi ağlamayı kesersem ne yapacağım? Yemek istiyorum. Anneannem şu an bizde yemek hazırladıysa onları yiyeceğim. Hazırlamadıysa dünden kalan ne varsa onu yiyeceğim. Daha sonrasında akşam kardeşimin tiyatro gösterisi var. Kendisi birkaç haftadır tiyatro kursuna gidiyor ve kendi bir şekilde hızlıca gösteriye sokturmuş. Biz de bugün onu izlemeye gideceğiz. Öyle. Hello. Şimdi görebileceğiniz üzere artık akşam oldu, hava karardı ve biz de tiyatrodan döndük. Ben kamera kapalıken neler yaptım? Tiyatroya gitmeden önce çok hızlı bir şekilde yemek yedim. Dışarıdan yemek söyledim döner. Onu yedim. Daha sonra tiyatroya gittik. Oradan dönüşte eve yürüdük. İmran'ın birkaç arkadaşıyla beraber. Onlar da İmran'ın tiyatrosunu izlemeye gelmişlerdi. Daha sonrasında eve geldik işte. Şimdi... Bir dakika. Şimdi burada Pepsi içiyorum. Aynı zamanda da yanında beni bekleyen bavulumla bakışırken bilgisayarla ilgileniyorum. Çünkü biraz hoş olmayan şeyler yaşandı. Örneğin bugün proje sunmak için hocayı bulamamam gibi. Umarım yarın sabah gitmeden çözebilirim bunu. Ya da sadece cuma günü kalıyor. Cuma günü gerçekten hocayı ya da hocayla ilgili birileri bulabilmek için bayağı uğraşmam gerekecek. Eğer bugün değil yarın halledemezsem ve yarın halledebilmeyi gerçekten çok istiyorum. Çünkü büyük bir sorumluluk bu projeler, proje sunumları. Ve bunlarla ilgilenmezsem not alamayacağım ve bu proje ders geçiş notumun %50'sini etkileyen bir proje. Hani büyük bir sorunum var. Saçımı topladım geldim ve bir yandan bilgisayara bakarken diğer yandan da sizinle konuşacağım biraz bu durumum hakkında. Şimdi benim onu toparladığım videolarımı eğer izlediyseniz daha önceden şu sözü çok söylediğimi duymuşsunuzdur. Bir insanın yaşadığı yer, odası, çevresi mental durumunu yansıtır. Ve gerçekten son zamanlarda odam çok dağınık ve pisti ve ben bunu toparlamaya herhangi bir gayret göstermiyordum. Ancak hani birkaç gün bunu göz ardı ettikten sonra bunun gerçekten farkına vardım. Ben iyi değilim. Ve biraz daha böyle her şeyi alttan almaya çalışmaya başladım. Ve aslında bunun benim için daha yararlı bir şey olduğunu gördüm. Birazcık daha az kafaya takmaya çalışmak.
böyle bir şeyleri daha az önemsemek aslında biraz daha iyi hissetmenize yardımcı olabiliyor. Ve şöyle bir şey olmaya başlamıştı bende. Yetişmeye çalıştığım çok fazla şey vardı işte. Proje ödevi, dil sınavı, işte dersler, ondan sonra sosyal ilişkiler, katıldığım organizasyonlar, topluluklar vesaire. Böyle hani her şeye yetişememeye başlamıştım ve ben uyuduğum uykuyu vicdan azabı çekerek uyuyordum. Çünkü o uyku uyumak yerine başka bir şey yaparak değerlendirebileceğimi düşünüyordum. Çünkü günüm yetmiyordu bana. Hani benim günüm 48 saat olsa bile belki bana yetmeyecekti hani. Ve ben bunu bilmeme rağmen aslında yaptığım şeylerden uzaklaşmaya çok çalışıyordum. Yeterince emeği vermiyordum hani. Mesela ders çalışmam mı lazım? Kendime bahane üretiyorum çünkü yapmak istemiyorum ama sonunda vakit bulamıyorum bunu yapmaya ve böyle gerçekten çok fazla sorun yaşadım geçtiğim birkaç haftada. Zaten daha önceki videolarda bahsettiğim gibi aslında birazcık daha kötü bir süreçten geçmiştim ve ondan toparlanmaya çalışıyordum. Bir de bunun üstünde bu yoğun süreç geldiği için böyle yani ben de bir sarsıldım yani böyle bir şok etkisi yarattı bu bende. Ama şu an gerçekten daha iyiyim. Mental olarak çok daha iyiyim hani geçirdiğim son bir süreye göre. Sadece bunları anlatmak istedim. Birazcık içime dökmek istedim bu şekilde. Çünkü insanın bazen aklındakileri dışa vurması ve bunu insanlarla paylaşması iyi bir şey. Ve bu insanı gerçekten rahatlatan bir şey olduğunu düşünüyorum. Selam. Şu an çok garip bir açıdan devam ediyorum videoya. Ancak bubble toplayacağım ve birazcık da beraber toplayalım istedim çünkü... Neden olmasın? Üşüdüm bu arada, hava bayağı soğudu. Sabahleyin yanıyordum ve terliyordum. Şu anda üşüyorum. Harika. Yanıma ne kadar eşya almam mantıklı bilmiyorum. Şu an böyle çok büyük bir çıkmaza düştüm. Bu pantolonlar nasıl böyle sıcak şekilde patlıyorlar? Böyle bunlarca rulo falan yapıyorlar. Ben de yapmak istiyorum. Oldu galiba. Bence başardım. Bu kadar. Bitti. Yeni aldım. İki tişörtümü de yanıma alacağım. Belki bir Ankara videosu çekerim. Ve siz de izlersiniz. Belli mi olur? Selam şu an. Şu an saat tam 1. Ve ben uyumayı unuttum. Diyebilirsiniz ki uyumayı nasıl unuttun? Ne yapıyordun? Babamın başında oturuyordum. Ve bir anda ben uyumayı unuttuğumu fark ettim. Ve şimdi uyumaya gidiyorum. Selamlar. Şu an görebileceğiniz üzere dışarıda ve evden biraz uzak bir yerdeyim. Açıkçası çok uzak değilim ama uzak yine de. Her neyse. Lafı uzatmak istemiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve halen abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.